İşte bir aydan bu. Nana ya. Tamam. Bir daha söyle. Ne? Sen anlayana kadar söyle sen de. Ne? Anlayana kadar söyle. Hadi. Bir daha şimdi. Aşkım da ya hayatım. Ya oğlum ben zamanında onlara alışmadım ki şimdi söylesem. Yenge aşkım de bir de. Aşkım. Canım. Ay. Adamın hoşuna gitti, haberin yok. Hiç kıpır etti mi? Hani ayı öğretiler. Rum havası. Ne öğretiler ayıya? Şimdi sana güzel kelimeler kullandı. Sen de ona güzel cevaplar vermek zorundasın Çakır amca. Ya. Tamam. Mesela söyle sen de ona. O sana ne dedi? Aşkım dedi. Sen de ona cevap ver. Söyle bakalım ne diyeceksin? Ne diyeyim ben ya? Akıl yok orada. Kimde yok? Vallahi yok. Ben senin yerine olsam ben de ona aşkım derim, okey? Söyle. Bir aşkım o de bakayım dedi. Sen de ona de. Amca ne kadar kötüsün. Der mi? Nigi de görmedim, sargı da görmedim. Ay. Vallahi görmedim. Allah Allah. Peki sizi ne diye çağırırdı Bediye teyze Çakır amca? Bedriye diye çağırırdı. Yani hayatında hep her zaman size Bedriye diye mi çağırdı yoksa bir gün demedi mi size Bedriyeciğim demedi mi? Hiç duymadım. Hiç duymadın? Hiç duymadım. Çakır amca sen hiç söylemedin mi eşine Bedriyeciğim diye? Ha, söylemedim. Neden söylemedin? Aklıma gelmedi. Aklına mı gelmedi? Ama insan eşine biraz böyle duygusal davranabilir, güzel kelimeler kullanabilir. Bu güzel bir şey aslında, öyle değil mi? Doğru. Bizden geçtik hadi. Ya şimdi görmedim işini. Bak şu anda mesela sana örnek vereyim. Benim babam bu sene ilkbaharda şey diyor. Canım, hayatım diyor. Annem de oradan cevap veriyor. Efendim canım diyor mesela. Sonra? Onlardan geçmedi. Okey? Sonra? Yapamıyoruz. Yapamıyoruz mu? Niye? Peki Çakır amca, Çakır amca senin aşkın değil mi? Aşkım. Öyle mi? Ya. Ne dedi gördün mü bak? Sen onun aşkıymışsın. Okey? Bu güzel bir olay yani. Ben sevindim. Yani gerçekten sana çok değer veriyor. Ben bunu anlamlı buldum. Sen de ona bir güzel bir cevap ver yani. Demek ki sana ilgisi var. Seni çok seviyor, okey? Var mı bıçak falan çeker ya? E amca sen de kızdırmışsın karıya. Arfa çakıdan oku ahkatım. Vallahi arfa çakıdan. Evet değerli izleyenler işte gördüğünüz gibi bu akşam Sayın Çakır Özdoğan, Şerafettin Özdoğan'ın evindeyiz. Oğlu Şenol, gelini Meral Hanım da burada. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Burada işte Çakır amcayla, Şerafettin amcayla ve Bedriye teyzeyle güzel bir sohbet yapalım dedik. Kendilerine neden işte biraz önce de sizler de dinlediğiniz gibi güzel sözlerle hitap etmiyorsunuz vurgusunu yaptık. Onlardan bazı şeyleri öğrenelim dedik. Dediler ki bizim yaşımız geçti. Artık biz öyle şeyler söyleyemeyiz dediler. Bayram temizliği ediyorsun. Çarşaf yıkadım, şunu ettim, bunu ettim. Mekanada dikiyorsun bir şeyler diyorsun. Dana kayboldu. Eyvah. Rahmetli Mehmet sağ. Bu da bir yerde çalışmada. Bu değil o benim senin kocan. Kocam de. Kocam da çalışmada. Kocam. Bu da çalışmada. Ay nereden geldin ya? Aranızdaki sevgi derecesini ölçmeye çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Olmadı bir şey başımıza başlıyorum ya. Bilmenin kendini dikine mi kaybettin dedi. Orayı sansürle. Amcam kötü ya. Ben çok çektim be de. Ben çok çektim. Kimden? Kocanızdan mı? Yoksa bundan mı? Evet değerli izleyenler hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir dahaki videoda tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinize iyi geceler, iyi akşamlar. İlyaslardan sevgiler, saygılar efendim.